Arkadaşlar merhaba, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. BIST günü 4.997.80 puandan %0.68 ekside kapattı. Değişim puan olarak 34.18 puan. BIST 100'ün hacmi 46.1 milyar TL. En fazla değer kazanan sektör BIST iletişim %4.41 artıda kapatırken en fazla değer kaybeden sektör BIST Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı %5.01 değer kaybetti. BIST 100'ün dolar bazlı değeri 261 dolar 76 sent arkadaşlar. Arkadaşlar hacim BIST'te gitgide azalıyor. Hacim az olduğu zaman tabii ki de borsanın böyle düşmesi kaçınılmaz oluyor. Tabii ki de burada bizim göz önüne almamız gereken şey, biz yatırımcılar zaten bizi fazla bağlayan bir şey yok. Aldık biz hisselerimizi aldık. Yedek akçemiz bir yerde duruyor. Daha fazla düşerse almak, eğer daha fazla çıkacak olursa da elimizde yeteri kadar yedek akçemiz bulunuyor. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Yeni gelen bilanço henüz yok. Akabinde bugün SPK bülteni geldi ama arkadaşlar hiçbir şey yok SPK bülteninde. Yani bakın 3. ayın 27'si 2023, geçen hafta bekliyorduk. Ondan önceki hafta da yeni bir halka arz ya da bedelsiz onayı yoktu. Bu hafta da bir şey gelmedi. Sadece Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın tahsisli satışına onay verdiğini bildiren bildirim geldi arkadaşlar. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Daha fare doğurdu. Yani o kadar insan SPK'da oturuyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz arkadaşlar? Biraz çalışın yani. Yatırımcıyı da sevindim. Evet, geçelim kap haberlerine. Zorlu elektrik enerji üretim AŞ sabahleyin pay satışı haberi yayınladı. 3. ayın 24.2023 tarihinde Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4 lira 45 TL fiyatından 12 milyon 500 bin TL nominal tutarlı, yani 12 milyon 500 bin adet lot satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ sermayesindeki payımız, oy hakkımız 3. ayın 24'ü 2023 tarihi itibariyle %41.42'ye gerilemiştir diyor. Kim satmış? Zorlu Holding. Tüzel kişi olarak da Murat Kubilay Şimşekmiş, finans direktörü arkadaşlar. Geçelim. Ege Endüstri saat 9.38'de özel durum açıklaması kapı attı. Şirketimizin Ege serbest bölgesinde yapmayı planladığı fabrika yatırımı ile ilgili olarak 6. ayın 7'si 2022 tarihinde kaba inşaat işlerinin inşaat ruhsatı alındıktan sonra 270 takvim günü içinde tamamlanmasının planlandığı, 8. ayın 11'i 2022 tarihinde ise inşaat ruhsatının alındığı kamuoyuna duyurulmuştur. Mevcut durumda Haziran 2023 sonunda kaba inşaat işleri, çatı kaplaması, iç saha zeminleri ve dış cephenin, Ekim 2023 sonunda ise elektrik, mekanik ve diğer imalatların tamamlanmış olması planlanmaktadır. 2023 yılı sonunda taşınma sürecine geçilmesiyle yeni fabrikamızda deneme üretimine başlanılması planlanmıştır diyor. Yeotech sabahleyin 9.59'da özel durum açıklaması kapı attı. Şirketimizin %51 ortağı olduğu Defik Globe Enerji AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı olan Futur PV'nin Romanya Karakal'da bulunan 18.57 megawatt gaz projesi için yurt dışı kaynaklı 15 milyon euro kredi banka hesaplarımıza aktarılmıştır. Yatırımımız inşaat aşamasına geçmiş olup tesisimizin Temmuz 2023 sonunda tamamlanması ve enerji satışına başlaması hedeflenmektedir diyor. Huner sabahleyin 10.17'de özel durum açıklama kapağı attı. 9. ayın 29.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere şirketimizin bağlı ortaklığına ait Büyükbahçe Hidroelektrik Santrali için 9.99 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES tesisi kurulum izni başvurusu EPDK'ya yapılmıştı. Başvurumuz sonucunda
3.219 megawatt kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımımız kabul edilmiş olup kalan 6.778 megawatt için EPDK'ya başvuru yapılmıştır diyor. Evet, Netaş sabahleyin 11.17'de yeni iş ilişkisi kapattı. Şirketimiz Süper Online İletişim Hizmetleri AŞ'den ZTE VDSL modem üretim kapsamında 1.122.500 ABD doları tutarında sipariş almıştır diyor. Trileç Türk İlaç Serum saat 12.04'te ihale süreci kapattı. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4. Satın Alma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan tıbbi beşeri ilaç alım ihalesi Türk Flex markası ile 124 milyon 150 bin 79 TL KDV hariç tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır demişler. Kordsa kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim attı 13.36'da. Zaten bu da daha önce bildirilmişti fakat genel kurulda onaylanmış arkadaşlar. Kordsa hak kullanım tarihi 3. ayın 29'u 2023 olmak üzere 26 kuruş nakit temettü ödeyecek. Paranın hesabımıza geçiş tarihi de 3. ayın 31'i. Pardon. Tabii 31'i, 29'u kesinleşmiş diyebilirim. 26 kuruş biraz az olmuş ama maalesef yapacak bir şey yok. Zaten bedelsiz kararı da yoktu. Evet, Kontrolmatik bugün ard arda kaplar attı. İhale süreci kapları attı. 13.54'te ilk attığı kap. Hemen bakalım. Dicle elektrik dağıtımından bir iş almışlar arkadaşlar. Bu işte elektrik tesis yapım işiymiş. Vergiler hariç 98 milyon 727 bin 458 TL bedelle en avantajlı teklifi sunarak birinci sırada yer almıştır diyor. Burada da ihale ile ilgili karar beklenecektir. Sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yapılacaktır diyor. Hemen bundan sonra 13.56'da ihale süreci sonucu kapattı. Bu da yine Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından düzenlenen işte 4. grup Akok Elektrik Tesis Yapım İşi ihalesinde vergiler hariç 62 milyon 146 bin 2 TL bedelle en avantajlı teklifi sunarak birinci sırada yer almıştır diyor. Yine burada da komisyon kararı beklenecekmiş arkadaşlar diye açıklama yapmışlar 1. ayın 25'inde. Bu ihaleyi de bugün arkadaşlar 62 milyon 146 bin 2 TL bedelle bugün imzalanmış. Bu ihaleyi almışlar yani. Hemen 13.58'de arkadaşlar 58 bakın bu ilki 54 56 58 bu üçüncü. Üçüncü kapta da yine Dicle EDAŞ Diyarbakır 6. grup Akok elektrik tesis yapım işi ihalesinde 1. ayın 25'inde bu da 95 milyon 256.953 TL bedelle en avantajlı teklifi sunarak birinci sırada yer almıştır. İşte ihale sonucunun kesinleşmesi için Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ihale komisyon kararı beklenecektir diye bildirilmişti. Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç 95 milyon 256 bin 953 TL bedelle bugün imzalanmış arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 tane bu da imzalanmış. İlk 3 de 3 kapta imzalanmış arkadaşlar. Birincisi 98 milyon 727 bin. Ben yanlış anlatmış olabilirim hızlı anlatmaya çalıştığım için. Birincisi 98 milyon 727 bin 458 TL. İkincisi 62 milyon 146 bin 2 TL. İkisi beraber 150 milyonu buluyor.
Bu da 100 milyon desek 250 milyon. Bugün de arkadaşlar üçüncü kap olarak 95 milyon 256 bin 953 TL. Yetti mi? Yetmedi. Bir tane daha geldi saat 14'te. Bu da dördüncü kap. 250'yi bulmuştu deminkiyle beraber. Bu da saat 14'te geldi. Bakalım. Bu da yine birinci ayın 25'i 2023 tarihli Dicle Elektrik EDAŞ ile il geneli 2023 yılı SCADA tesis yapım işi vergiler hariç 100 milyon 250 bin 732 TL. Bu ihalede de birinci olmuştu. Bunu da arkadaşlar 100 milyon 250 bin 732 TL'lik bedelle bugün imzalanmıştır diyor. Yaklaşık 350 milyon TL'lik 4 tane iş almış arkadaşlar. Bu tabii ki de az bir para değil. Çok güzel bir para Kontrolmatik için. Tabii ki bu işleri yapıp da şirket gelirlerine yazdığı zaman finansalları farklı bir yere gidecektir. Evet. Değerli Lüks Yatırım Holding saat 15.24'te kayıtlı sermaye tavan işlemlerine ilişkin bildirim attı. Mevcut kayıtlı sermaye tavanını 75 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarmak için başvurmuştu. Bu kabul edilmiş arkadaşlar. Bunu okuyup da zamanınızı çalmama hiç gerek yok. Evet, Kuyas Yatırım saat 15.30'da özel durum açıklaması kapattı. Kuyas Yatırım AŞ olarak elektrikli araç şarj istasyonu ağına ve işletmeci lisansına sahip yurt içi yerleşik bir firmanın hisselerinin alımı konusunda görüşmelere başlanmıştır. İncelemeler sonrası netice ve gelişmeler tarafımızdan kamuoyu ile paylaşılacaktır diyor. Yani Kuyas'ta elektrikli araç şarj istasyonu işine girmeye çalışıyor demek ki. Evet, Agio Ataköy Gayrimenkul kar payı dağıtım kapattı 16.14'te. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kar dağıtım kapından hiçbir şey çıkmadı. Bedelsiz ya da nakit temettü ödemeyecekmiş maalesef bu şirket Agio. Geçelim. European Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Eurem ya da 16.53'te arkadaşlar yeni iş ilişkisi kapı attı. Zaten bugün Eurem'de ya da Eurem'de tavan oldu, tavan yaptı arkadaşlar. Bu şirketi ben size çok da fazla olmadı. Daha önce söylemiştim, anlatmıştım, tanıtmıştım. Özellikle sayfasından tanıtmıştım. Bu şirketin biliyorsunuz cam üzerine yatırımları var. 2 aya sadece ayna üretebileceği bir fabrika açmıştı. Sadece 2 aya cam üzerine imalat yapıyor. Daha sonra bu şirket güneş enerjisi paneli camı işi için yatırım yaptı biliyorsunuz. O da 1 sene sonra işleme başlayacak. Ve bugün de güzel bir kap. Neydi bu kap? Hali hazırda Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen beyaz eşya üreticilerinin cam tedarikçisi olan şirketimiz, bir yılı aşkındır süren denetim ve testlerden başarıyla geçen Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticilerinden BSH, Bosch Ev Aletleri firmasının Türkiye ve dünyadaki şirketleri için onaylı tedarikçisi olmuştur. Deneme üretimleri başlamış olup kesinleşen siparişler ayrıca bildirilecektir diyor arkadaşlar. Yani çok güzel bir iş yapmış arkadaşlar. Bosch Ev Aletleri'nin dünyadaki şirketler için onaylı tedarikçisi olmuş bu şirket artık. Buradan tabii ki çok büyük katkılar gelecektir. Bedelsiz bölündükten sonra bu şirketin hisseleri düşmüştü ama arkadaşlar daha önce soranlar da olmuştu. Bazı yerlerde sabırlı olmak lazım. Aynı şeyi ben Kocaer için de söylüyorum. Çünkü çok güzel para kazanan daha yeni 18-19 milyon dolarlık Amerika'dan iş alan bir şirket hissesi kıpırdamıyor. Bazen sosyal medyadan ben de bu şirketlerin ne diyeyim size sayfalarında paylaşım yaptığı zaman ben de onlara gıyıl gıyıl ediyorum tabii ki. Yani onlara söyleniyorum demek istedim. Astor Enerji AŞ saat 17.19'da yeni iş ilişkisi kapı attı. Şirketimiz yurt içinde yerleşik 3 ayrı firma ile toplam 2.781.430 dolar ABD doları 53.130.000
131.721 TL tutarında güç transformatörü, dağıtım transformatörü ve anahtarlama ürünleri sözleşmesi imzalamıştır diyor. Bir şirketten, pardon, yurt içi yerleşik 3 ayrı firmadan toplamda 2 milyon 781 bin, 3 milyona yakın dolar artı 53 milyon 131 bin TL'lik iş almış. Zaten yeni halk arzlarının içinde yaptığı işle de kendisini kanıtlayan şirketlerinden bir tanesi. Evet, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketleri, Anadolu Sigorta yani. Arkadaşlar, kar payı dağıtım kapattı. 17 24'te ya şimdi arkadaşlar, hiç para, nakit ya da bedelsiz sermaye artışı kararı yok. Özellikle sigorta şirketleri için geçen sene meclisten çok iyi bir karar çıkmıştı. Onların karlarını artıracak, durumlarını daha iyi götürecek. Yani bu kadar parayı kazanıp efendime söyleyeyim, yatırımcılarıyla paylaşmayan bir şirket. Arkadaşlar, biliyorsunuz daha önceki bir sigorta şirketi vardı. Bu Anadolu Sigorta. Daha önceki ismi neydi unuttum ama o 1 küsür lira ya da 2 küsür lira nakit temettü ödeme kararı aldı. Zaten bu şirketler arasında benim beğenmediğim şirketlerden bir tanesi de Anadolu Sigorta. Bu Anadolu Sigortayı sigortacılar arasında Anadolu Hayat falan beğeniyorum ama Anadolu Sigortayı beğenmiyorum arkadaşlar. Evet, logo yazılım saat 17.32'de kar payı dağıtım kapattı. Olağanüstü genel kurul kar dağıtım sonucunu açıklamışlar. 1 lira 35 kuruş nakit temettü ödeme kararı kesinleşti arkadaşlar. Hak kullanım tarihi 6. ayın 30'u diyebilirim size. Burada çünkü öyle söylüyor. Olağan genel kurul kar dağıtım sonucu. Fakat nakit kar payı kullanım başlayabileceği son tarih 6. ayın 30'unda 30'unda vereceklermiş ama normalde 2 gün sonra T2 kurulundan dolayı efendime söyleyeyim hesaplara geçer, onu yazmamışlar. Bazı şirketler bazı yazılım kurallarını dikkate almayabiliyor. Konya Çimento saat 17.41'de kar payı dağıtım kapattı. Konya Çimento da arkadaşlar, nakit ya da bedelsiz sermaye artışı kararı yok. Oysa ki Konya'yı 4.000 küsür liralara çıkartan Konya'daki bedelsiz sermaye artışı beklentisiydi ama maalesef bu beklenti gerçekleşmedi. Bunun yanında nakit temettü ödememe de kararı aldı. Tabii ki bu şirketin hissesine yansıyacaktır diye düşünüyorum. Gerçi yansıdı ama daha da fazla yansıyabilir. Fakat şirket yıl içerisinde sürpriz bir karar açıklayıp, yani bugün olmaz belki, bir ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra, zamanını bilemeyiz. Bir bedelsiz kararı alabilir mi? Bakalım, yaşayıp göreceğiz. Evet, Albaraka Türk saat 17.44'te kar payı dağıtım kapattı. Albaraka'da arkadaşlar bedelsiz ya da nakit temettü ödemeyecekmiş. Brisa kar payı dağıtım kapı 17.47'de attı. Olağan genel kurul kar dağıtım sonucu. Arkadaşlar, 3 lira 24 kuruş nakit temettü ödeme kararı zaten almıştı. Bu kesinleşti arkadaşlar. Ödeme tarihi, yani hak kullanım tarihi 3. ayın 29'u 2023. Hesaplara geçiş tarihi 3. ayın 31'i. Burada tabii ki bedelsizin de olmaması, bedelsizi illaki bekliyoruz. Çoğu şirket zaten bedelsizi bu sene açıkladı. Evet, Borsa İstanbul AŞ pazar değişikliği ile ilgili bir kapattı saat 6.12'de, 18.12'de. Yakın izleme pazarında işlem gören Zedur Enerji Elektrik Üretim AŞ paylarının kotasyon yönergesinin 36. maddesi kapsamında 3. ayın 29'u 2023 tarihinden itibaren alt pazarda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Arkadaşlar, Zedur'da 3. ayın 29'una itibaren alt pazarda, yakın izleme pazarından çıkıyor yani. Hatta bu Zedur'un pardon, kaptan, pardon, bu
pazardan çıkmak için başvuru yaptığı kapı ben size okumuştum. Arkadaşlar bunun gibi yakın izleme pazarı ya da gözaltı pazarı gibi pazarlarda bulunan şirketlerin başvuru yaptığı zaman ivmelenmesi muhtemeldi. Zaten bu Z durumda o günkü size anlattığım yakın izleme pazarından çıkmak için yaptığı başvurudan sonra yapmış olduğu fiyat hareketlerini grafiğine bakarsanız daha iyi ne demek istediğimi anlarsınız. Global Menkul Değerler GLBM'de saat 18.16'da kar payı dağıtım kapattı. Bedelsiz ya da nakit temettü ödemeyecekmiş. Bunları da kınıyoruz arkadaşlar. Bize nakit temettü vermeyen şirketleri özellikle kınıyoruz. Evet, Borsa İstanbul 18.23'te hemen bir duyuru yaptı. Volatilite bazlı tedbir sistemi geldi Litfa'ya arkadaşlar. 3. ayın 28'inden 4. ayın 27'si 2023 tarihli işlemler seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilmeyecektir diyor Litfa, Lider Factoring. Geçelim son kapı. Hektaş'tan geldi. Kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim. Kayıtlı sermaye tavan artışı ve süre uzatımı için SPK'ya başvurmuştu. Bu onaylanmış arkadaşlar. Ne kadardı? Kayıtlı sermaye tavanını 3 milyar TL'den 8 milyar 500 milyon TL'ye çıkarmak için başvurmuştu. Süresini uzatmak için başvurmuştu. Bu da zaten kabul edilmiş. SPK'dan umuyorum ki yeni bir SPK bülteni gelir. Çünkü arkadaşlar 2 haftadır o kadar bedelsiz, bedelli ya da 40 tane, 40'a yakın ya da 40'tan 40'ı geçkin. Benim tahminim 41-42 tane olması lazım. Yeni halka arz olacak şirketler beklerken yani en azından ayda 2 tane gelmesi lazım diye düşünüyorum. Yeni halka arzın arkadaşlar. Tamam, bazen geçen sene 1,5, 2 ay, 3 ay gelmediği zamanlarda oldu ama yani en azından ufak halka arzları onaylayarak küçük yatırımcıya da bir şekilde ufaktan kazanma şansı vermeleri lazımdır diye düşünüyorum. Ya da bedelsiz biliyorsunuz bir sürü bedelsiz kararları var. Onlardan başlayabilirler diye düşünüyorum. Bakalım. Arkadaşlar görüşürüz. Yeni bir haber olursa en hızlı bir şekilde yapacağımı biliyorsunuz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.